Metin Göktepe. Metin Göktepe'nin anılması Türkiye'de 1990'lı yıllarda yaşanan insan hakları ihlallerinin sembolü haline gelmiştir. Bu dönemde yaşam hakkı ihlallerinden işkence ve kötü muameleye, düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasından din ve vicdan özgürlüğünün yok sayılmasına kadar geniş bir yelpazede hak ihlalleri yaşanmıştır. Bu ihlallerin çoğu Kürt meselesiyle ilişkilendirilse de, devlet güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması ve yapılan yasal değişiklikler, ülke genelinde insan hakları ihlallerini etkilemiştir. 1990-2000 yılları arasında devlet görevlileri tarafından öldürülen veya faili meçhul cinayetlere kurban giden gazeteci sayısının 46 olduğu belirtilmektedir. Diğer hak ihlalleri, gazeteciler, yazarlar, entelektüeller ve insan hakları savunucularının maruz kaldığı zulmün boyutlarını belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Bu dönemin en dikkat çekici olaylarından biri Metin Göktepe'nin öldürülmesidir. Göktepe, sosyalist bir gazeteci olarak devletin çıkarlarını tehdit eden haberler yaptığı için hedef haline gelmiştir. 8 Ocak 1996'da Ümraniye cezaevinde öldürülen iki tutukluya dair araştırma yaparken gözaltına alınmış ve diğer gözaltına alınanlarla birlikte Eyüp Kapalı Spor Salonu'na götürülmüş, burada işkenceye maruz bırakılmış ve polisler tarafından dövülerek öldürülmüştür. Ölümünden sonra devlet yetkilileri Göktepe'nin duvardan atlamaya çalışırken düştüğünü iddia etmiştir. Metin Göktepe'ye işkence yapan 11 polisten 5'i yargılanmış ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak bu polisler 2000 yılında çıkarılan genel af yasası, rahşan affı sonucunda yalnızca 1 yıl 8 ay cezaevinde kalmış ve serbest bırakılmıştır. Göktepe'nin ölümüne neden olan polislerin amirleri ise yargılanmamış ve yasal olarak sorumlu tutulmamıştır. Göktepe'nin ölümünden sonra gazeteciler ve insan hakları örgütleri dava sürecini takip etmek ve Göktepe'nin anısını yaşatmak için örgütlü bir mücadeleye girişmiştir. 1998 yılında Göktepe'nin doğum günü olan 10 Nisan'da insan hakları ve demokratikleşmeye katkıda bulunan gazetecilere Metin Göktepe ödülleri verilmiş ve her yıl ölüm yıldönümünde Göktepe'nin mezarı başında anma törenleri düzenlenmiştir. Esenler Mezarlığı anma mekanı haline gelmiş ve İstanbul Sancaktepe ve İzmir Bayraklı'da parklara Göktepe'nin ismi verilmiştir. Göktepe'nin anısına belgeseller yapılmış, şarkılar bestelenmiş ve Evrensel Gazetesi Göktepe'nin hikayesini internet sayfasında yayımlayarak kamuoyuna duyurmuştur. Göktepe'nin anısına yapılan hafızalaştırma çabaları, devlet yetkilileri üzerinde baskı oluşturarak benzer hak ihlallerinin yaşanmasını engellemeyi amaçlamıştır. Göktepe davasının sürekli haberleştirilmesi, çeşitli gösteriler ve dilekçe kampanyaları bu amaç doğrultusunda yapılmıştır. Bu süreç, gazetecilerin daha örgütlü ve etkili bir tavır sergilemesine olanak tanımış, Gazeteciler Meclisi girişimi gibi oluşumlar dava süreçlerini takip etmeye ve hak ihlallerine dair yıllık raporlar sunmaya başlamıştır. Ayrıca Sinan Kara'nın cezaevine konulmasıyla gazeteciler daha örgütlü bir şekilde seslerini yükseltmiş ve benzer hak ihlallerinin önlenmesi için etkili bir engel oluşturmuşlardır. Ancak hafızalaştırma sürecinde önemli zorluklar yaşanmıştır. Gazetecilere ve hak savunucularına yönelik devlet baskıları, Göktepe'nin anısını yaşatmaya yönelik eleştiriler ve faaliyetler üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Örneğin 2000 yılında Evrensel Gazetesi, Göktepe'nin ölümüne sebep olan polislerin amirlerini dava sürecine dahil etmeyen savcılar hakkında eleştirel makaleler yayınladığı için bir haftalık kapatma cezasına çarptırılmıştır. Göktepe davasını takip eden gazeteciler gözaltına alınmış ve polisler tarafından ölümle tehdit edilmiştir. Ayrıca dava sürecinin İstanbul'dan Aydın'a taşınması, dava takipçilerini engellemeyi amaçlamış ancak bu engellemeler dava takibini etkilememiştir. 16 Ekim 2006'da Metin Göktepe'nin isminin verildiği bir cadde yerel yönetim tarafından Atatürk Caddesi olarak değiştirilmiştir. Tüm bu engellere rağmen Göktepe'nin anısının yaşatılması için yapılan mücadele devam etmektedir.